Evet arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi Star Trek görüntülerine biliyorsunuz sadece ekran resmi alabiliyorduk. Normal kayıt yapamıyorduk. Şimdi bir program var. Orada CSV dosyasına çeviriyoruz bu çektiğimiz görüntüyü. Data olarak. Datayı da işliyoruz. Şimdi mesela bunu işleyeceğiz. Burada biliyorsunuz bir odamız vardı bizim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir oda görüntüsü almıştık Star Trek'ten. Bakalım ki CSV Data dosyasında nasıl görünüyormuş, onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle açalım. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar CSV'ye çevirdiğimde dataya böyle bir görüntü attı. Şimdi diğer görüntüsünü de vereceğim ben sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Filtre ayarları oynadıktan sonra bu değişebiliyor görüntüler. Ama bariz bir şekilde burada bir boşluk olduğu, bir anomali olduğu hakikaten de belli oluyor yansımalarıyla beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Orada da iki tane oda arka arkaya görünüyordu. Burada da muhtemelen iki tane görünüyor. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Şunu hemen kaldırayım. Böyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. CSV data dosyasına çevirdiğimiz zaman Star Trek görüntüsünü. Evet, Evet, çevrilebiliyor bu yani bu da görüntülerde. Farklı bir ayar görüntüsü. Aynı yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinde ayrı ayrı çok net bir şekilde vermiş. İki odayı da arka arkaya muhtemelen. Yukarıya da yansıması var zannedersem. Ve de üst tarafta biraz çalışma olmuştu. Gevşek bir zemin olabilir. Belki orayı almış olabilir bu. Kazılmıştı tepesi çünkü. Mükemmel bir görüntü oldu. Yani CSV bir dataya dönüştürdü bizim resmimizi. Ve burada Star Trek programının ne gördüğünü burada da bu şekilde gösterdi bize arkadaşlar.